Önceki bölümde. Bir grup arkadaş sıkıntıda. Üstesinden gelebilecekler mi? Bu arada Mami ve Dedi'nin yapması gereken birkaç iş var. Sorun değil. Baby Longlegs esirlere göz kulak olacak. Bir dakika. İlginç bir şey fark etti. Bebek sihirli bir silahla oynamak istiyor. Lütfen bu olmasın. Bu çok tehlikeli. Onunla oynanmaz. Seni uyarmıştık. Al işte. Bebek gözlerimizin önünde büyüdü. Doktor kendisini serbest bırakmayı başardı. Hadi kaçın. Baby Longlegs belli ki büyümekten memnun değil. Bu intikam arayacağı anlamına geliyor. Profesör ikiye falan mı bölündü? Aptal ateş etme şeyi. Longlegs ailesinin geri dönmesi harika. Kızları çok değişti. Peki bunun için kim suçlanacak? Doktor ve onun kaçak ekibi. Anahtarları ele geçirmeden önce onlara yetişmemiz gerekiyor. Nedir bu ses? Sanırım bana öyle gelmiş. Beni takip edin. Aa, çok ürkütücü. Görünüşe göre Huggy korktu ve kayboldu. Ve arkadaşları devam edecek kadar cesurdu. Hey doktor, Huggy kayıplara karıştı. Ne yapacağız? Pekala, sen gidip şuraya bak. Ben de oraya gideceğim. Vay canına, bu Rubik küp kocaman. Eğer kesi bunu çözerse sağ el anahtarını alacak. Hadi, elinden gelenin en iyisini yap. Hey, çok yakınız. Longlegs ailesi geldi bile. Çok ürkütücüler. Ama kesi güvenli bir saklanma yeri buldu. Ve meydan okumasına devam ediyor. Bir dakika. Renkler değişiyorsa küple oynayan biri var demektir. Bir fikrim var. Hilekar aile oyuncuyu bulmak için saklanmayı seçti. Dışarı çıkabilirmiş gibi görünüyor. Vay canına. Kisi neredeyse renk meydan okumasını başarıyla bitirdi. Aa, tehlikeli baba çok yakın. Ancak kimse umursamıyor. Çünkü küp çözüldü. Kim var orada? Artık kimse yok. Harika. Uzun zamandır beklenen el kisinin ellerinde. Kisinin görevi tamamlamak için kaç tane Rubik küpü kullandığını gördünüz mü? Yorumlara yazın yoksa sizi yerim. İşte kayıp adamımız. Aa, bu çok beklenmedik bir şey. Mami'yi korkutmak için iyi deneme. Başarısız olması çok yazık. Oynamayı öneriyor. Tamam, ne yapmalısın? Vay canına, bir Tetris turnuvası yaklaşıyor. Pekala, hadi. Bir salyangoz Vagi'den daha iyisini yapabilirdi. İnanılmaz yavaş. Sorun nedir? Çabuk ol. Vay canına. Canavar ivme kazandı. Artık en yüksek puana sahip. İşte bu beklenmedik bir gelişme.
Hey, kuralları çiğniyorsun. Mami Long Legs kontrolü kendi uzun ellerine almayı seçti. Hay aksi, Huggy yine geride kalıyor. Olamaz. Bu beklenmedik bir saldırı. Canavar rakibin oyunuyla bağlantısını kesti. Ne hazin bir yenilgi. Ne olmuş yani? Buradaki en iyi kim? Vagi adil bir şekilde kazandı. Ve sarı el haklı olarak ona ait. Baby Longlegs ailesiyle sohbet ediyor. Kötü haber. Kaybettiler. Mutlak bir hayal kırıklığı. Hey, orada başka kim var? Bakın burada kim varmış? Yarışma oldukça ciddi olacak. Kırmızı el için savaş başladı. Doktor ve bebek masa tenisi oynayacak. Kim kazanırsa anahtarı alır. Mami ve Daddy gözlerini turnuvadan alamıyorlar. Bekleyin, doktorla uğraşıyorlar. Bu korkunç. Çünkü dahimiz kolay gıdıklıyor. Kesin şunu. Baby'nin servisi. Hay aksi, profesör topu düşürdü. Bu haksızlık. Küçük Longlegs lehine 1-0. Oyun devam ediyor. Hey, yardıma ihtiyacım var. Doktor, ona yardım etmesi için karton Huggy Wuggy'yi aradı. Ayrıca oyuna yeni kurallar ekledi. Çark nerede durursa, topu servis etmek için onu kullanmak zorundasınız. Bir tava mı? Bu düzgün bir raket alternatifi. Hadi doktor, bunu yapabilirsin. Baby'nin uzun kolları ona geri vurmasına yardımcı oldu. Ancak profesör de oldukça iyi. Evet, bu bir beraberlik. Oynamaya devam ediyoruz. Çok erken heyecanlanma. Sonuçta düşman altı koldan savaşmaya hazır. Çarp bir uyku maskesinde durdu. Kurallara saygı duy. Uzun kollu bebeğin gözleri bağlı olarak vurması gerekecek. Bir sürü hamle, çok az etki. Bu harika. Hey, nereye attığına dikkat et. Skor, doktorun lehine 2-1. Vay canına, profesör eliyle vurmalı. Bir oyun başarısız oldu. Bir beraberlik daha. Çark tekrar dönüyor. Vay canına, bir muz. Bebek o kadar acıkmıştı ki oyunu unuttu. Aç bebek kaybetti. Ping pong şampiyonu ünvanı ve anahtar el hızlı bilim adamına gidiyor. Aa, teşekkür ederim. Büyük bir zevkti. Bebeğin tek aldığı teselli ödülü bir muz. Huggy Wuggy ve kesimisi oyun başarılarını paylaşıyor. Her biri bir anahtar aldı. İyi işte. Vay canına. Profesörün de övünecek bir şeyi var. Poppy'nin ta kendisi. Bu kadar gevezelik yeter. Bu taraftan. Başlayalım mı? Evet. Zafer anahtarlarını amaçları doğrultusunda kullanma zamanı. Tamamdır. Hay aksi. Longlegs ailesi geri döndü. Onlar saf kötülük. Bir uyku aksaklığı olmuş gibi görünüyor. Onların sorunu ne? Hiçbir fikrim yok. Vay canına. Profesör kötü tarafı seçti. Bay bay size ezikler. Gizemli sonsuzluğun içinde kayboldu. Çocuklar kötü adamlar karşısında yalnız ve çaresiz. Bu arada Longlegs ailesi uyandı bile.